kıtada uzun dönemli bilimsel çalışmaların anahtarı niteliğindeki diğer önemli bir husus ise Antarktika'da kurulması planlanan kalıcı bilim istasyonumuzun hayata geçirilmesidir. Bilimsel araştırma istasyonumuzun detaylı tasarım aşaması tamamlanmış olup, konuyla ilgili hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi raporumuzda Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde bulunan 53 ülkenin olumlu görüşlerini almıştır. Bu istasyon hayata geçmesiyle birlikte Antarktika'da yapılan araştırma çalışmalarında bir kırılma noktası olacağı ve ulusal kutup bilimleri çalışmalarımızın hem nicelik hem de nitelik bakımından yükseleceğini öngörüyoruz. Arktik bölgeye ise COVID-19 pandemi şartlarının küresel ölçekte hafiflemesi sonrasında bu yıl ikinci ulusal bilim seferimizi gerçekleştirdik. Deniz ve iklim araştırmalara ağırlıklı olarak düzenlenen seferimizi başarıyla tamamladık. Antarktika'ya zıt şekilde kıyıdaş devletlerin daha fazla söz sahibi olduğu Arktik bölgede çalışmanın tüm zorluklarını bilerek bu kıyıdaş devletler ile lojistik ve bilimsel işbirliğimizi geliştirme adına çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Değerli misafirler, kutup bölgelerindeki faaliyetlerimizin yanında çalışmaların kurumsal bir yapıda yürütülmesi için de malumunuz TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezimiz, Kutup Araştırmaları Enstitümüz yani KARE kurulmuş ve ülkemizin kutup konusunda odak noktası olmuştur. KARE, ülkemizin kutup odak noktası olarak birçok önemli proje ve çalışmayı yürütmektedir. Deniz kuvvetlerimiz ile seyir notalarını ve denizcilik tecrübelerini geliştirmekte, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile batimetrik haritalar üretmekte ve proje çağrıları ile her bilim dalına kutuplarda çalışma imkanı verilmektedir. Ayrıca 2204C BİDEP tarafından yürütülen lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması ile gençlerimizi bu alandaki çalışmalarının önü açılmıştır. 2022 yılında 2204C finalistleri bu yıl çalıştayımızda sunumlarını gerçekleştirecek ve bilim insanlarıyla fikirlerini tartışacaklardır. Genç kutup bilimciler ile akademisyenlerimizin bir araya gelmesi bizlere çok önemli bir heyecan vermektedir. Ayrıca her yıl Teknofest kapsamında da gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Ancak bu yıl ekstra bir odakla Teknofest'te daha farklı bir heyecanımız vardı. 2204 LİFE öğrencileri kutup araştırmaları proje yarışmasında birincilik alan projeler arasından yapılan jüri değerlendirmeleri sonrasında seçilen bir proje ve bu projede yer alan 3 öğrencimiz Ulusal Antarktika Kutup Bilim Seferi'ne katılmaya hak kazandı. Kutup okyanuslarındaki mikroplastik kirliliğini önlemek için yerli ve milli biyoplastik materyal üretimi projesini gerçekleştiren Azra Ayşe Bıçakçı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz öğrencilerimiz Antarktika'ya gidecekler. Ben kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödüllerini alırlarken aynı zamanda kutup seferine katılmaya hak kazandıklarını da o an öğrendiler. O ana ben de şahitlik ettim. Öğrencilerimiz kıtaya gitmeden önce sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte farklı konularda eğitimler alacaklar. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki ekiple birlikte gidecek öğrencilerimiz uzun bir yolculuğun ardından Antarktika'ya ulaşacak. 2022-2023 Antarktika sezonunda gerçekleşecek seferde öğrencilerimiz Beyaz Kıta'da kendi projeleriyle ilgili saha çalışmasını gerçekleştirerek geliştirdikleri doğada hızlıca çözülebilen biyoplastiği yerinde test etme olanağını bulacaklardır. Ayrıca sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte vakit geçirerek yapılan araştırmalar ve saha çalışmalar hakkında da bilgi edinecekler. Bunun dışında Antarktika'da farklı ülkelerin bilim üstlerini de ziyaret edecek ve yabancı bilim insanlarıyla tanışma fırsatını yakalayacaklar. Tüm gençlerimize ileriki çalışmalarında başarılar diliyor. TÜBİTAK olarak yanlarında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum. Değerli misafirler, TÜBİTAK olarak bilimsel çalışmaları desteğimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Hem bilim insanlarımızın kariyer çalışmaları hem de projelendirdikleri fikirlerine destek sunuyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar TÜBİTAK Ardep ile 42 projeye kutup bölgelerine gidiş dönüş seyahat masrafları dahil bütçe sağladık. Bu desteklerin lisansüstü tez, ulusal ve uluslararası makale ve yeni türler ve gen tanımına dönüştüğünü görmek bizleri mutlu ediyor.
Kutup bölgelerinde ve özellikle Antarktika'da yapılan çalışmalarda uluslararası işbirliği, disiplinarası projeler ve açık bilim politikasını destekliyoruz. Antarktika Anlaşması bu bağlamda yapılan bilimsel çalışmalarımızın paylaşılmasına önem atfediyor. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve 2021 yılında Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. 2020 yılında dünyayı saran COVID-19 pandemisi nedeniyle çalıştayımız çevrimiçi olarak düzenlenmişti malumunuz. Bu yıl 6.sı düzenlenen Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda 172 bildiri kabul edilmiştir. Bu bildirilerin 87'si sözlü ve 85'te poster sunum olarak gerçekleştirilecektir. 2 gün sürecek çalıştayımızda Anadolu Ajansı, TÜBİTAK Aile Ulaşım Teknolojileri Enstitümüz RUTE, TÜBİTAK MAM ve TÜRKSAT standları açılacak, yerli ve milli ürünlerimiz sergilenecektir. Birinci çalıştayda temeli atılan ve 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yayınlanan Ulusal Kutup Bilimleri Programı 2018-2022 yerine yeni hazırlanan Ulusal Kutup Bilimleri Strateji Belgemiz 2023 ve 2035 yılları arasını kapsayan planımız siz kutup bilimcilerin görüşüne sunulacaktır. Çalıştaya hem disiplinler arası hem de her yaştan katılım olduğu için bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu durum bizi heyecanlandırıyor ama aynı zamanda da sorumluluklarımızı arttırıyor. 2 gün boyunca Trabzon ilimizde ve Karadeniz Teknik Üniversitemizin ev sahipliğinde TÜBİTAK Kare Koordinasyonu'nda kutup bölgelerine dair bilimsel tartışmalar yapılacak, genç bilim insanlarımız projelerini sunacak ve kutup temalı sergi açılacak ve 1 Aralık Antarktika Günü kutlanacaktır. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kıymetli misafirler,